Merhaba arkadaşlar. Tüm arkadaşlarımıza uyarılarımız var. Özellikle lise ve ortaokul öğrencileri için videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi diyoruz ya hani birinci dönem bitecek. Evet, birinci dönem bitecek arkadaşlar. Az bir süre kaldı ama birinci dönem bitmesiyle beraber ikinci dönem açığa geçmek, açık öğretime geçmek isteyen öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilerimize de işte bazı kötü haberlerimiz var. Şimdi artık açık öğretime geçiş eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Nasıl eskisi gibi olmayacak? Örnek veriyorum, siz hemen halk eğitim merkezine gidip işte velinizle beraber ben açık öğretime geçmek istiyorum dediğinizde geçebiliyordunuz ama şimdi CNN Türk'te de yapılan haberde şöyle bir durum var. Yeni bir uygulama ile beraber artık öğrenciler açık öğretime geçmek istediğinde okuldaki komisyon karar verecek. Yani komisyon derken okulunuzdaki işte 2-3 öğretmen, 3-4 öğretmenin kararıyla açık öğretime geçebileceksiniz. Onlar eğer açık öğretime geçmenize izin vermezse geçemeyeceksiniz. O yüzden sizlere şunu söyleyelim. Açık öğretime geçme fırsatı ile alakalı geçmek istiyorsanız özellikle 12. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri vesaire ikinci dönemde geçebilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde sizler sıkıntıya düşebilirsiniz. Bu süreçte onu da sizlere söyleyelim. Yani açık öğretime geçmek isteyen arkadaşlarımız için. Birçok kişi de açık öğretimi artık tercih etmeye başladığından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı bu sayının ve bunun da önüne geçmek istediğinden dolayı böyle bir uygulama söz konusu. Şu anda tabii ki ikinci dönemde kesin uygulanacağı belli değil ama bence sizler bunu yani düşünün ve ona göre kararınızı alın. Ona göre ikinci dönemde açığa geçin diyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.